Herkese merhabalar. Bu videoda Ereğli Demir Çelik şirketinin incelemesini yapacağım. Öncelikle bilançolarını gözden geçireceğiz. Daha sonra grafiğine bakıp fiyat hareketleri neler yapabilir? Bununla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz hafta içi her gün 3 şirketin incelemesini yapıp sizlerle paylaşıyorum. Bu 3 şirketi sizlerden gelen talepler doğrultusunda belirliyorum. O yüzden bundan sonraki videolarda hangi şirketlerin incelenmesini istiyorsanız lütfen videonun yorumlar kısmına yazınız. Benim bu şirkette hiçbir pozisyonum yok. Ben pozisyon taşıdığım şirketleri katıl abonelerine özel portföy yönetiyorum açıklıyorum. Daha fazla istifade etmek isteyenler oraya katılabilirler. E, son bilançosunu 2023 4. çeyrek bilançosunu çok yeni açıkladı. O yüzden son son bilançosuyla birlikte yorum yapabiliyor olacağız. Bu da gayet güzel bir durum. 10 çeyreklik olarak Türk lirası bazlı satışlara baktığımızda satışların sürekli artma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Gayet güzel bir görüntü. 2022 ve 2023'ün 3. çeyreğine kadar biraz dalgalanma olmasına rağmen 2023'ün son çeyreği Türk lirası bazlı satışların tekrar artış eğilimine geçtiğini gösteriyor. Faaliyet karı tarafında baktığımızda şirket doruk noktasına 2022'nin birinci ve ikinci çeyreğinde ulaşmış görünüyor. Faaliyet karı en iyi seviyelere geldikten sonra düşmüş ve şu anda tekrar bir toparlanma eğiliminde net kar tarafında da benzer bir görüntüyü görüyoruz. Bir de dolar bazlı bakalım. Kur etkisinden arındırmış olalım. Dolar bazlı baktığımızda nasıl bir görüntü göreceğiz? Orta vadede satışların düşme eğiliminde olduğunu görüyoruz dolar bazında. Bu negatif bir görüntü. Son dönemde biraz artık dolar bazında satışların toparlanmaya başladığını görüyoruz. E, fakat hani doruk noktasına şirketin 2021'in e, son çeyreği, 2022'nin ilk çeyreği ulaşmış gibi görünüyor. O dönemden beri dolar bazında satışlar düşmüş, faaliyet karı da aynı şekilde en iyi dönemini 2021'in sonunda yaşamış. Şirket e, doruk noktasına ulaşmış, daha sonra hep düşüşler olmuş. Şu anda yavaş yavaş tekrar toparlanıyor görüntüsünde netkar tarafında da benzer görüntüyü görüyoruz. Yani şirket doruk noktasına 2021'in son çeyreğinde ulaşmış ve ondan sonra aşağıya doğru bir eğilim izlemiş işleri anlamında. Fiili dolaşım oranına baktığımız zaman %47.56 olduğunu görüyoruz. Ben 15 ile 40 arasında halka açıklık oranı olan şirketlerin güvenli bölgede olduğunu düşünüyorum. Fakat bu şirket çok büyük bir şirket olduğu için %47 halka açıklık oranı tölere edilebilir. Sorun olmayacak bir şirket bu şirket özelinde diyebilirim. Çarpanlarına baktığım zaman ideal çarpanlarda Adil değerine çok yakın bir şekilde fiyatlandığını düşünüyorum. Kendi hesapladığım içsel değeri ve çarpanların durumuna baktığım zaman şirkette çok büyük bir ucuzluk da çok büyük bir pahalılık da görmüyorum diyebilirim. Sanki piyasa hak ettiği değeri vermiş gibi görünüyor bu şirkete. Şirket bilgilerine baktığımızda Ater Holding anonim şirketi sermayedeki payı %49.29 oy hakkı oranı %49.29 diğer dediği halka açık kısım sermayedeki payı %50.71 oy hakkı oranı 50.71 eşit ve adil bir dağılım var dolayısıyla uzun vadeli sepetlere de eklenebilecek bir ortaklık yapısı olduğunu düşünüyorum. Sermaye artırımları ve temettüler kısmına baktığımız zaman şirket 2022 yılına kadar düzenli temettü ödeyen ve temettü verimi de çok iyi olan bir şirket. Fakat son sene 2023'te işlerin iyi gitmemesi nedeniyle temettü ödemesi yapmadı. Temettü yatırımcılarının yine de ilgisini çekebilecek bir şirket. Karlar arttığı zaman, işler iyiye gittiği zaman düzenli temettü ödeme alışkanlığı olan bir şirket olduğunu biliyoruz. Sermaye artırımları tarafında en son 2013 yılında sermaye artırımı yapmış. Son dönemde büyük bir enflasyon yaşadığımız için tekrar bir sermaye artırımı ihtiyacı oluşabilir. Fon pozisyonlarına bakalım. Birçok yatırım fonunun bu şirkette yatırımcı pozisyonda olduğunu görüyoruz. Bakın yine hani çok sayıda yatırım fonu neredeyse bütün yatırım fonları, borsa yatırım fonları e, bu şirkette az da olsa çok da olsa yatırımcı pozisyonunda bu kadar büyük bir şirkette e, hepsi tabii ki e, endeksi de e, takip ettiği için yatırım yapıyorlar. Herhangi bir sorun yok. Geri alımlar tarafına baktığımız zaman şirket en son 25 Mayıs 2023 tarihinde geri alım yapmış. Mayıs ayındaki o seçim belirsizliği nedeniyle yaşanan düşüşler sırasında şirket geri alım yaparak hisse fiyatını desteklemiş. Bu da güzel bir şey demek ki çok e, aşırı e, negatif fiyatlamalar olduğu zaman şirket yönetimi e, pozisyon açıyor ve bu şekilde hisse fiyatını dengelemeye çalışıyor. E, bu da güzel bir şey. Fakat ondan sonra demek ki. Hiç e, çok ucuz seviyeye gelmemiş şirket yönetiminin gözünde e, bu şirketin hisse fiyatı ve almaya gerek duymamışlar bir daha 25 Mayıs 2023 tarihinden itibaren herhangi bir geri alım yapmaya ihtiyaç duymamışlar. Karlılık oranlarına bakalım. Şirketin bürüt kar marjı artma eğilimindeydi. Benim daha önceki Ereli analizimi e, izleyenler hatırlayacaktır. Burada şu geri dönüş e, ihtimali çok güzel görünüyordu. Yani şirket en kötüyü artık geride bıraktı. Yavaş yavaş toparlanıyor görüntüsü veriyordu ve son bir bilanço ihtiyacımız vardı. Fakat son bilanço yani beklediğimiz kadar e, iyi gelmedi diyebilirim. Şöyle biraz daha yukarıya gitseydi kar marja anlamında e, o zaman artık geri dönüş başladı. Daha coşkulu bir şekilde bu bilançoyu karşılayabilirdi piyasa ama maalesef e, acaba geri dönüş biraz daha zaman mı alacak? Şöyle biraz daha e, yalpalayarak bir geri dönüş mü göreceğiz işler anlamında e, bahsediyorum bunu. E, bu şekilde bir görüntü oluştu. E, yani şirket hala geri dönüş e, yolunda işlerin en kötüsünün geride kaldığını ben düşünüyorum. E, iyileşme yolunda işler fakat iyileşme hızı piyasanın beklediği kadar iyi gitmiyor diyebilirim. Brüt kar marjı şirketin 9.63 seviyesine geldi. Daha önce 9.48'lerdeydi. En kötü olduğu dönemde 4.28'lerdeydi. Ve şirketin doruk noktasına ulaştığı 2021'in son çeyreğinde 37.40 %37'lik kar marjıyla brüt kar marjıyla çalışıyordu. Şu anda %9.63. Bir de faaliyet kar marjına bakalım. Benzer bir görüntüyü orada da görüyoruz. Burada güzel olan şey geri dönüş görüntüsü artık. En kötüsü geride kaldı ve iyileşecek görüntüsü güzel bir görüntü ama bu bilanço dediğim gibi biraz daha yukarıda olsaydı daha coşkulu bir karşılama yapılabilirdi. %10.53 faaliyet kar marjı şu anda ve bir önceki bilançoda da %10.34'müş. Yavaş yavaş artıyor görüntüsünde. En kötü döneminde %5.29 faaliyet karı marjıyla çalışmış şirket ve en iyi döneminde %38.79'a kadar çıkmış. Burada yavaş yavaş karların kar marjlarının arttığını Görür isek daha güzel bir fiyatlama yaşanma ihtimali mümkün. Hala en kötüsünün geride kaldığını ben işler anlamında düşünüyorum. Dolayısıyla işler mutlaka daha iyiye gidecektir. Yavaş yavaş da olsa hisse fiyatı aynı şekilde hareket etmeyebilir tabii ki. Onun birçok dinamiği var. Öz kaynak karlılığına baktığımız zaman burada da geri dönüş görüntüsü var. Gayet güzel. Yani en kötüsü geride kalmış ve artık toparlanmaya başlamışız görüntüsü burada teyit ediyor diyebilirim. Bir sonraki bilançoda belki kar marjlarının da arttığını görürsek daha da güzel bir görüntü oluşabilir. Buradaki geriye dönüş görüntüsü de gayet güzel. Şirket en iyi 2021'in son çeyreklerinde yaşamış, en kötüyü de 2023'ün birinci ikinci çeyreklerinde yaşamış gibi görünüyor ve artık geriye doğru dönüş başlamış işler anlamında diyebilirim. Şöyle bir de borçluluk durumuna bakalım. Şirket nette borçlu bir şirket ve borçlar da artmaya devam ediyor. Özellikle finansman maliyetinin arttığı bu ortamda borçların artıyor olması negatif bir unsur olduğunu söyleyebilirim. Bunu da söyledikten sonra grafiğine bakalım. Grafik tabii ki borsa İstanbul'da paralel bir seyir izliyor. Fakat o kadar güçlü bir atak yapmamıştı geçen yükseliş dalgasında şirketin geri alım yaptığı tarihler gördüğünüz gibi şu fiyatlar hani gerçekten en dipteki fiyatlardan geri alımlarını yapmış. Ve bir nebze de olsa yükselmiş. Fakat daha sonra Borsa İstanbul'un düşüşüyle birlikte düşüp... ...Borsa İstanbul'un tekrar yükseliş trendine girmesiyle birlikte... ...yükselişine başlamış gibi görünüyor. Burası tabii ki son gelen bilançonun o biraz hayal kırıklığı yaratması... ...nedeniyle, beklentiler kadar iyi gelmemesi nedeniyle... ...biraz düşüş oluyor gibi görünüyor. Fakat son bilanço iyi bir bilançoydu. Öncelikle onu ben söyleyeyim. Benim kendi kişisel yorumum. Ben bilançonun iyi olduğunu düşünüyorum. Sadece burada beklentiler belki... Çok iyi şekillendiği için e, ilk günlerde biraz hayal kırıklığının etkisi yaşanıyor olsa bile ilerleyen günlerde bilançonun iyi olduğu gerçeği ile birlikte yukarıya doğru hareketin gerçekleşme ihtimalini daha yüksek görüyor. Burası hatta şu son yaşanan yükselişin. Düzeltme bölgeleri olabilir. Yani şöyle bir yükseliş yaşamıştı. Zaten bir düzeltmeye ihtiyacı vardı teknik olarak. 46-68 bu bölgelerden tekrar güç alıp e, yukarıya doğru hareketine devam etme ihtimalini ben yüksek görüyorum. Önümüzdeki günlerde bilanço kötü bir bilanço değildi. Beklentiler fazla iyiydi. E, bunu unutmamak lazım. O yüzden yukarıdaki hedeflerin 52-60 ve 57-05 olabileceğini düşünüyorum. Borsa İstanbul'un bu yükseliş dalgasında. Tabii ki Borsa İstanbul'da herhangi bir negatif hareket olur ise bu yükseliş dalgası daha önce de aşağıya doğru gidebilir. Fakat ben genel hatlarıyla bu bölgeye kadar gidip ondan sonra aşağıya doğru gideceğini düşünüyorum. Borsa İstanbul'daki ana trendi takip ederek şirket içerisindeki trend sürülebilir diye düşünüyorum. Türk Lirası grafiğe baktığım zaman. Bir de dolar bazlı grafiğe bakalım. Dolar bazlı grafiğe baktığımızda şirketin dolar bazında daha önce çok daha yüksek seviyelerde fiyatlandığını görüyoruz. Şu anki fiyatı çok yüksek bir seviye değil. Daha önce 2.26 hatta 2.5 dolarlar seviyesine kadar çıkmış. Bir önceki dalgada yani 2018 yılında 2.95 dolara kadar çıkmış. En dipte 1.20 dolarlar seviyesinde işlem görmüş ve yakın zamanda da 1.30 dolarlar seviyesinden tepki almış. Yani dolar bazında şirket şu anda pahalı bir fiyatta değil. E, i̇şleri iyileştikçe dolar bazında da yükselişine devam edecektir fakat dalgalı bir şekilde öyle kolay bir yükseliş olmayacaktır diye düşünüyorum. Önce biraz yükselip sonra düşüp sonra yani dolar bazında bu şirketin işlerinin artık iyiye gitmesiyle birlikte yavaş yavaş bir yükseliş trendi görebiliriz. Az önce anlattığım bilançolardaki geriye dönüş hareketi dolar bazında şirketin değerini de geriye döndürebilir ama dalgalı bir yapıda döndürecektir. Yani net bir şekilde şöyle bir gidiş olmayacaktır. Bunu beklemeyin Türkiye borsasında birçok şirkette yakın zamanda en azından. Mutlaka dalgalı bir şekilde bu şirkette de dolar bazında yukarıya hedefler orta uzun vadede olacaktır diye değerlendiriyorum. İşlerin en kötüsünün geride kaldığını düşünüyorum. Fakat kısa vadede ilk bu yükseliş dalgası ile birlikte 1.79, 1.77 bu bölgelere kadar gidebileceğini düşünüyorum. Oradan bir Dolar bazlı satış yeme ihtimali yüksek gibi görünüyor. Sanki burası bir drenç olarak çalışabilir gibi görünüyor. 1.77 1.79 bölgesi ilk hedefi olacak gibi görünüyor. Bundan sonraki harekette ilk yükseliş dalgası içerisindeyken. Umarım faydalı olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize güzel bir gün diliyorum.